Şimdi güzel bir özellikten bahsedeceğim arkadaşlar. Variable arguments. Şu noktada bakın bizim topla metoduna gönderdiğimiz 15 ve 7 parametre veya argüman. Şöyle şu args arguments'tan geliyor. Bu noktada arkadaşlar bu parametreleri ben iki tane olacak şekilde sınırlandırdım. Ve buna göre topla fonksiyonumuzu da yani metodumuzu da bu şekilde yazdık. Şöyle bir hesap makinesini düşünün. Hesap makinesinde biz arka arkaya 2, 3, 4, 5, 6, 1 hatta istediğimiz kadar sayıyı toplayabiliriz. Ama bu bizim için sadece 2 adet için izin veriyor. Ve sadece ve sadece 2 adet için izin veriyor. Peki ben bunu istediği istenilen kadar sayı gönderilebilecek bir hale nasıl getiririm? Bu noktada variable arguments kullanılır arkadaşlar. public static yine int döndürsün. Buna da topla diyelim. Dikkat edin, yine topla yazdım ben burada. Ya hatta topla 2 diyeyim birazdan onu konuşalım. Topla 2 diyelim. Şöyle ki bu noktada int sayı diyorum. Ama birden fazla da olabilir ya. O yüzden çoğul olarak veriyorum. Şimdi diyeceksiniz ki hani burada e, bir yöntem de hani ben şey gönderebilirim. Hani istediğim kadar gönderebileceğim ya. Dizi gönderebilirim. Evet haklısınız. Dizi de gönderilebilir. Fakat birden fazla integer göndereceğim ben demek istiyorsanız şu int'in sonuna nokta nokta nokta. Kısacası 3 tane nokta. Bakın dikkat edin zaten iki nokta yaptığımda bir nokta yaptığımda sıkıntı. Şöyle 3 tane. 3 tanenin anlamı var. Buna variable argument deniyor. Arguments deniyor. Bu noktada demek ki bizim aslında buraya gönderdiğimiz sayılar bizim için arkadaşlar aslında bakarsanız bir integer array gibi çalışıyor. Yani aslında siz buraya integer array göndermişsiniz gibi oluyor. Bu noktada bakın şöyle ki örneğin int toplam diyeyim bu sefer eşittir topla 2 dediğimde bakın zaten ben bana söylüyor kullanımı. Bakın kullanım direkt şey göndermek yerine bir array göndermek yerine array gö e, şöyle 2 virgül 5 6 bakın hiç kızmıyor. 10 hiç kızmıyor. İster bir tane ister 100 tane gönderebilirsiniz. Ne yapıyor biliyor musunuz? Arka planda bunu diziye çeviriyor. Aslında sizin bu sayılar dediğiniz şey bir dizidir. Bu noktada örneğin return sayılar diyeyim. Bakalım ne olacak? Şöyle sayılar nokta string diyeyim. Ee, tabii integer döndürdük burada. Olmaz. <laughs> Toplama döndürmemiz lazım. Şöyle ki burada hemen basit bir for döngüsüyle bu işlemi yapacağım. Şöyle ki şurada önce bir int toplam 0 diyeceğim. For diyeceğim burada. For sayı tabii ki integer sayı her bir sayı için. Neredeki sayılardaki her bir sayı için demek bu. Bunu defalarca yaptık. Toplam eşittir toplam artı sayı ya da artı eşittir sayı. Farklı kullanımları da göstermeye çalışıyorum. Return toplam. İkisi de aynı şey yukarıda yazdığımı. Bakın ne yapmış olduk biz burada? Bize gönderilen sayılar evet böyle ayrı ayrı gönderiliyor ama o arka planda int array arkadaşlar. Ona çeviriyor Java. Int array e o zaman bir array varsa elimde, dizi varsa öğrendik bunu. Dizi varsa ben o dizideki bütün elemanları tek tek dolaşabilirim. E her biri de integer, onu da biliyorum. Her birine de o an gezdiğim elemana sayı diyorum. Toplamı da bu anlamda topluyorum ve return toplam demiş oluyorum. Bakın artık kızmıyor yukarısı. Bu noktada ben şuraya gelip system system.out.println deyip toplamı yazabilirim. Bakalım ne olacak. Bu arada ben burada toplam yazdım. Bu, bu metottaki toplam, main'deki toplam. Integer. Ama buradaki topla 2'deki toplam. Birbiriyle alakası yok. Sadece eşitlediğimiz anda alakaları var. Değer eşitledik sadece zaten. Bakın sonuç olarak da toplam 30 oldu. 10, 16, 21, 25, 28 ve 30. Hakikaten hesabımız doğruymuş arkadaşlar. Ben buraya istersen bir tane de gönderebilirim. Bakın şöyle bunu gönderdiğim anda ise bakın topla 2 hiçbir şey göndermiyorum. Kızmıyor dikkat ederseniz. Nerede kızar biliyor musunuz buna? Eğer olur da burada bir hata olursa o zaman kızar. Yani hakikaten burası bir sayı illa bekliyorsa. E burası çalışmayacak. Yani boş ereği gönderdiniz. Siz bunu yaptığınızda direkt hesap makinesi açtınız ve enter'a bastınız. Şey enter diyorum eşittir'e bastınız. Yani kıza kızmıyor değil mi hesap makinesi? Yani orada sadece sonuç yine sıfır oluyor. Burada ise hiçbir sayı göndermediğimiz için burayı da giremediği için toplamı sıfır olarak döndürmüş olduk. Tabii ki şurada amacımız birden fazla sayıyı gönderebilmek. Ne oldu 5-9 mu? Sonuç olarak 9'u görmemiz gerekiyor. Nitekim gördük arkadaşlar. İşte buna da variable argument deniyor. Arkadaşlar variable argument sıklıkla kullanılan bir yapıdır. Ama aslına bakarsanız ben çok fazla tercih ettiğimi söyleyemem. Baştan niye söylemedim bu kadar dinledik dedin diyebilirsiniz. Onun yerine koleksiyonlar. Ee, ve onun yerine biraz daha nesnel yapıları tercih ediyorum. Neden diyecekseniz şundan dolayı aslına bakarsanız. Burada ne gönderdiği belli olmadığı için e, özellikle hani bu integer için okey ama e, yarın öbür gün biz nesnelerle çalışacağız. Nesne gönderildiğinde test edilebilirliği zayıflıyor bu tip yapıların. Şimdiden hani bunu da böyle bir parantez olarak söylemiş olayım.